son 3-4 gündür Cumhur İttifakı'nın da özellikle AK Parti'nin de canını sıkan bir hadise var. Şu ortaya çıkan bir görüntü ve AK Parti'de bir dönem bulunmuş, sonra AK Parti ile ilişiği kesilmiş, bir kez gözaltına alınmış, ikinci kez bir daha gözaltına alınmış ve kamuoyunda çok ciddi de tepkilere yol açan bir hadise. Burada bu Ayvatoğlu meselesi. Burada tabii AK Partililerin, AK Parti'ye oy veren insanların çok derin üzüntü yaşadığını biliyorum. Biliyorum ve görüyorum ve dinliyorum da zaten. Fakat ortada bir vaka var ve bu vaka toplumda çok ciddi tartışıldı ve eleştirilere sebep oldu. Çünkü AK Parti muhafazakar, demokrat, halkın bir bütün olarak Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin her kesiminin, hani slogan şu, sessiz çoğunlukların sesi. Öyle değil mi? Yani böyle bir şey. Şimdi ortaya böyle talihsiz bir durum çıktı. Ve Abdullah Bey, doğrusu siz de milletvekili olarak herhalde çok üzüldünüz ve sinirlendiniz de. Çünkü hadise kötü, yani neresinden tutsanız kötü. Bu durumun kötü tarafını biliyoruz ve konuştuk. Peki bunu çevirmek, yani bu hadiselere artık şey vermemek. Ne olabilir? Nedir teklifiniz? Ne yapılmalı? Şimdi tabii çok üzgünüz tabii böyle bir olayın. Sinirlenmek bir tarafa, yani şahsi bir meselemiz tabii değil bu olay. Tabii mevcut, keşke yaşanmasaydı böyle bir olay ama yaşandığına göre bundan bizim esas çok daha ciddi dersler almamız ve buna göre de yeni bir bakış açısını da ortaya koymamız gerekiyor. Evet. Bu önemli bir şey. Evet, evet, evet. Sayın Genel Başkan Yardımcımız bu konularda başka bir televizyon kanalında hak helalliği bile söyledi. Hı hı. Haktan helal etsinler dedi. Ama hı hı, bu da bize şunu gösterdi ki bundan sonra gerek beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın, danışmanlarımızın, milletvekili tabii olarak bizlerin de danışmanları var. Ve beraber çalıştığımız yeni aynı ortamdaki ekip arkadaşlarımızın, ofis arkadaşlarımızın. Çünkü tabii biz hem meclis ortamında da birçok uzman arkadaşla çalışıyoruz, danışman arkadaşla çalışıyoruz. Yine genel merkez ortamında birçok danışman arkadaşımız, asistan arkadaşlarımız ve büro arkadaşlarımız var. Bunların çok daha yakinen izlenmesi, takip edilmesi ve bu manada da böyle bir olumsuzluğa sebebiyet verecek arkadaşlarımızı da en azından ıslah edilmesi noktasında, kötü örnek olacak arkadaşlarımızın da mutlaka zamanında ve vaktinde gereğinin yapılması lazım. Tabii bu hukuka, yargıya intikal etti. Tabii. Ancak şunu da yatsımamak lazım. Kamuoyunda da malum garip bir ikilem var. Yani bundan aylar önce yine Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan, ben olayın biraz da hukuki yönünü inceliyorum, arka planına bakıyorum. Tabii. Garip bir bizim insanlarımızın bir yerde bu filmleri veya görsel fotoğrafları, hı hı, sakladıkları ve bir zaman vakit geldikten sonra da bunu bir şantaj aracı olaraktan kullanmaya başladıklarını görüyoruz. Ve günümüzde de maalesef bu manada hem Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bu yöntem yaşanan, size neyi hatırlatıyor? Bu yöntem bana FETÖ yöntemini. Maalesef benim üzüldüğüm nokta şu, diğer taraftan bunu bir şekilde partiye mal etme, partinin de sanki bunu bir koruyormuş gibi, musamaha gösteriyormuş gibi bir dille, hı hı, yansıtmaya çalışan bazı milletvekilleri ve siyasi parti temsilcilerini gördük. Hı hı. Yani bir defa suçun şahsiliği ilkesi bizim hukuk sistemimizin en önemli ilkesidir. Tabii. Bu birincisi. İki, bir kişinin siz başında jandarma dikemezsiniz ki, 24 saatini kontrol edemezsiniz ki. Yani o kişinin acaba gayrimeşru bir suça bulaşıyor mu veya farklı bir hayat tarzı var mı yok mu, onu bilemezsiniz ki. Yani kendi özel mahrem alanında her türlü suçu işleyebilir. Onu siz takip edemezsiniz bu manada. Ve bu kapsam içerisinde de mahrem alanında özel arkadaşlarıyla yaşadığı bu tür böyle bizim tasvip etmediğimiz, tabii, bir hayat tarzı da olabilir. Bunları birileri görüntüye kaydediyor.
Sonra bunu bekletiyor. Zamanı vakti gelince de bunu bir şantaj aracı olarak kullanıp anlaşmazlıklarında bile bunu bir şantaj olarak kullanıyor. Evet. Menfaat elde etmeye çalışıyor. Evet. Evet. Şimdi bu tür şeylere de bizim çok taviz vermemiz lazım. Yani... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.